Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün Allah'ın ayetleri sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetler midir? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahsettiği yerdeki ve gökteki ayetlerimize hiç bakmaz mısınız? Bu ayetler ne anlama geliyor? Allah'ın yerdeki ve gökteki ayetleri nelerdir? Bunları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. İlk önce evrenden başlayalım, bizim galaksimizden başlayalım. Bizim galaksimizde yüz milyarlarca yıldız vardır. Güneş, ay ve diğer gezegenler, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Diğer galaksiler, nebulalar, süpernovalar, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Evrenin tamamı Allah'ın ayetidir. Uzayda uçuşup gezen asteroitler amaçsız değildir. Kara deliklerin yaratılış gayesi vardır. Solucan deliği dediğimiz olay kestirme bir yoldur. İnsanlar bugün onun üzerinde çalışıyor. Yani mesafeleri o kadar çabuk kat edeceksiniz ki bu keşfedildiğinde. Bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Allah'ın yeryüzündeki en büyük ayeti de kuşkusuz insandır. İnsan o kadar güçlü bir varlıktır ki yaratmak dışında yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yaratılanların içinde en şereflisi de odur, en zalimi, en yırtıcısı da insandır. İnsan ırkına bir bakalım. Bugün çekik gözlü insanlar var, sarışın insanlar var, kızıl insanlar var, kavruk tenli insanlar var, zenci insanlar var, bembeyaz olan insanlar var. Bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Şimdi sizlere Allah'ın gökyüzündeki ayetlerini Kur'an ayetleriyle anlatmaya başlıyorum. En'am suresi 38. ayet. Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş, istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu kitapta herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar sonunda Rableri önünde haşredilirler. Burada gökyüzündeki bütün canlıların, uçan kuşların da Allah'ın ayeti olduğunu söylüyor bu ayet bizlere. Hicr suresi 22. ayet. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Yani burada Allah rüzgarın aşılayıcı olduğunu söylüyor. Yani bu rüzgarın aşılayıcı özelliği olmasaydı, yeryüzünde bitkiler, ağaçlar, çiçekler, meyveler, sebzeler, bizim yediğimiz her şey hiçbiri bitmezdi. Yeryüzünde dolayısıyla canlılık diye bir şey olamazdı. Rüzgarın ne kadar önemli olduğunu bu ayet bize anlatır. Rüzgar Allah'ın ayetidir. Şimdi yağmurla bulutların da Allah'ın ayeti olduğuyla alakalı ayetleri okumaya çalışacağım. Ra'd suresi 12. ayet. O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları inşa edip ortaya çıkarandır. Nur suresi 43. ayet. Görmedin mi ki Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır. Böylece yağmurun bunların arasından akıp çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indiriverir. Onu dilediğine isabet ettirir de dilediğinden onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Yani burada uçağa binenleriniz bilir. Bulutların üzerinden geçersiniz, içinden geçersiniz. Bulut dediğiniz şey şeffaf bir şeydir. Bu bulutlar bir araya gelip yoğunlaşıp yağmuru oluşturuyor, şimşeğe çaktırıyor. Bu Allah'ın ne kadar büyük bir ayeti olduğunu ortaya koyar. Yani yağmur olmasa hayat olmaz. Su yoksa hayat yok demektir. Ankebut suresi 19. ayet. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Ankebut 20. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. Şimdi bir de Allah'ın yeryüzündeki ayetlerine bakalım. İnsanı söylemiştim. Denizlerden başlayalım. Deniz zaten Allah'ın ayetidir başlı başınca. Denizin üstünde gemilerinizi yüzdürür, dünyayı dolaşırsınız. Bir de denizin altına bakalım. Binlerce, milyonlarca canlı vardır orada. Bin bir renkte, milyon renkte canlı vardır. Her biri Allah'ın ayetidir.
Bakara suresi 164. ayet. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Ağaçlar, ormanlar Allah'ın ayetleridir. Her şeyden önce nefes almamızı sağlayan, oksijenimizi sağlayan ormandır, ağaçlardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Odunumuzu ondan elde ederiz. Evimizi, barkımızı, kapımızı, penceremizi, her şeyi ondan yaparız. Kağıdı ondan yaparız. Kalemi ondan yaparız. En büyük ayetlerden birisidir. Ağaçlardan adını sayamayacağımız kadar binbir çeşit meyve elde ederiz. Bunlar bize gıda verir. Bitkiler, çiçekler Allah'ın ayetleridir. Sebzeler, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. O binbir çeşit sebze olmasaydı biz nasıl beslenebilirdik? Bunlar da Allah'ın ayetleridir. Hayvanlar, haşeratlar, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Hatta bu canlılardan bazılarının ismi surelere verilmiştir. Ankebut, örümcek, neml, karınca, nahil, arı demektir. Arı en önemli canlılardan birisidir. Bugün bilim adamları arıların nesli tükense yaşam da tükenir diyorlar. O kadar önemli bir canlıdır. Evcil hayvanlar Allah'ın ayetleridir. Kümes hayvanlarından yumurtasını alırsınız, etinden yararlanırsınız. Koyunun etinden, sütünden, derisinden, her şeyinden yararlanırsınız. İneğin sütünden, etinden, derisinden yararlanmadığınız hiçbir yeri olmayan hayvanlardır bunlar. Binek hayvanları Allah'ın ayetleridir. Bunlardan her türlü yararlanırsınız. Köpek, kedi, bunlar ne kadar yararlı hayvanlardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Vahşi doğadaki sürüngenler, yılanlar, timsahlar, kertenkeleler, yırtıcı kedigiller, aslanlar, kaplanlar, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. İsmini sayamadığımız bütün hayvanlar Allah'ın ayetleridir. Yani yeryüzünde ve evrende yaratılmış her şey Allah'ın ayetleridir. Hiçbir şey sebepsiz değildir. En zararlı gördüğümüz hayvan domuzdur. Domuzun da yaratılışının bir sebebi vardır. Allah sadece bizim onun etini yememizi yasaklamıştır. Domuzun da bir görevi vardır bu dünyada. Allah'ın ayetlerini görmek istiyorsanız gökyüzüne, evrene, yeryüzüne, her yere bakın. Her yerde Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini görürsünüz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Hoşça kalın.